Değerli basın mensubu arkadaşlar, değerli konuklarımız ve değerli arsa ortaklarımızla birlikte sizlerle Vadi Park projemizin lansmanına hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'nin en büyük projelerinden Vadi İstanbul Park projesinin etabını tanıtacağız. Biliyorsunuz bu şirketin Artaş İnşaat, Aydınlı ve Invest ortaklığı olarak Evyok Holding'e ait olan arsa üzerinde ve diğer arsa sahipleriyle beraber bu üçüncü etabı gerçekleştiriyoruz. Projemizin konumu itibariyle biliyorsunuz birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap olarak konumlandırdık. Birinci etabın adına teras dedik, ikinci etapta bulvar dedik. Şimdi üçüncü etaba da park diyoruz. Bu park etapımızın da aynı zamanda maketi de burada. İnşaatına da başlandı. İnşallah en kısa zamanda teslim etmeye çalışacağız. Projemizin konumu itibariyle Ayazağa bölgesinde Vadi İstanbul'un Büyükdere Caddesi ile kesişen Nişantaşı gibi çekim merkezi olabilecek ve burada alışveriş merkezi, oteli, 300 bin metrekareye yakın bir ofisi olan, yani bu 300 bin metrekare ofiste çalışan insan sayısı yaklaşık 25 bin kişi olacak. İstanbul'un ulaşım akslarının kesiştiği bir noktada, temel yakını olan ve çevre yollar da şu anda inşaatına başlandı. Bu yolların da en kısa zamanda 6-7 ay içerisinde tamamlanması için de gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi bizim burada özel bir metro hattımız var. Yaklaşık 1 kilometre olan metro hattını havalayı olarak, şirket olarak biz üstlendik. Büyükşehir Belediyesi'nden onay alarak bunun da yaklaşık bize maliyeti 15 milyon euro civarında. Bunu da en kısa zamanda 6. ve 7. ayda tamamlamayı düşünüyoruz. Bu konumun İstanbul'un merkezinde olan lokasyonu itibariyle Büyükdere Caddesi'nin alternatifi olarak düşünüyoruz. Bir iş vadisi, ticaret vadisi, yaşam vadisi olarak düşünüyoruz. Bu Sadabat Vadisi'nin üzeri ve güzergahında olan ve eski tarafından da ıslah edilen, eskiden bu derenin taşmalarıyla meşhur ama şu anda bu derenin yatağı 500 yılın ölçümüyle birlikte genişletilen bir Sadabat Vadisi haline geliyor. O bakımdan İstanbul'umuzun en güzel projelerinden biri. Neden güzel? Çünkü güzelliğinin büyüklüğü yanında toplamı 1 milyon 350 bin metrekare inşaatı olan. Bu 1 milyon 350 bin metrekare inşaatın yarısı altyapı, otoparkları. Ve bunun altında da 3 binanın altında, 3 vadinin altında yaklaşık 15 bine yakın otoparkı olan bir yapı ortaya çıkıyor. Çünkü İstanbul'umuzun trafik açısından otopark yetersizliği ve site kavramı önem arz ediyor. Bu konuda projemizin size isterseniz bir tanıtım filmini size bir sunalım. Projemizin konumu ve lokasyonu itibariyle de bir sunumda size gösterelim. Biliyoruz, bir gün bütün İstanbul böyle olacak. Gece gündüz yaşayan caddeler, dünyayı ağırlayan oteller, göz kamaştıran konutlar, hayat dolu ofisler, kapınıza kadar ulaşan metrolar. Ama bugün sadece Vadi İstanbul'da. Ve şimdi İstanbul için yazılan bu güzel hikaye İstanbul'a yakışır bir finalle karşınızda. Vadi İstanbul Park, İstanbul'u en güzel yerinden izlemek isteyenleri bekliyor. Vadi İstanbul, başka bir İstanbul. Dünyanın göz bebeği İstanbul'da, şimdi de
dünyanın başını döndürecek bir proje hayata geçiyor. Maslak'ın yanı başında, meşhur Sadabat Deresi'nin önünde, Belgrad Ormanı'nın başladığı yerde tüm ihtişamıyla Vadi İstanbul yükseliyor. Mimari projede Türkiye'nin ödüllü mimarlık ofisi İki Design ve Amerika'nın dünyaca ünlü projelerini gerçekleştiren SOM Architecture'ın imzası var. Ticari alanların ve iş merkezlerinin pazarlama ve yönetimi ise JLL tarafından yürütülüyor. İçinden Sadabat Deresi geçen Vadi İstanbul, 3 ayrı konsept olarak tasarlandı. Vadi İstanbul Teras, Vadi İstanbul Bulvar ve Vadi İstanbul Park. Projenin ilk etabı Vadi İstanbul Teras. Boğaz'ın tertemiz sularıyla geçmişteki güzelliğine bürünen Sadabat Deresi tam karşınızda. Kat bahçeli daireleriyle ormanı, bahçeyi, dereyi, doğayı doyasıya yaşatıyor. Bunların hiçbiri hayal değil. Çünkü Vadi İstanbul Teras'ta hayat başladı. Çocuklar çimlere basmanın, büyükler kuş sesleriyle uyanmanın keyfini çoktan yaşadı bile. Vadi İstanbul Bulvar'sa mağazaları, kafeleri, restoranları, eğlence mekanları ve alışveriş caddeleriyle İstanbul'a yeni bir nişantaşı armağan ediyor. Alışveriş merkeziyle alışverişi eşsiz bir keyfe dönüştürüyor. Vadi İstanbul Bulvar'da yer alan rezidanslar, şehrin merkezinde yaşamak isteyenler için en konforlu tercihe dönüşüyor. Ayrıca iş merkezleri, iş dünyasının yeni merkezi olmaya hazırlanıyor. Ve Vadi İstanbul Park. 3+1 ve 4+1 ağırlıklı daireleriyle, parkları ve kreşiyle çocuklu aileler için doğayla iç içe bir yaşam vaat ediyor. Türkiye'nin ilk özel havarayı sayesinde sıra dışı bir ulaşım olanağı sunuyor. Şehre bambaşka bir hava katacak olan havaray, Vadi İstanbul Ortaklığı tarafından inşa ediliyor. Vadi İstanbul Park, dışındaki güzelliği içinde de yaşatan 762 dairesiyle sizi beklentilerinizin çok ötesine taşıyacak. Vadi İstanbul Park'taki evinize taşındığınızda, bulvar ve caddelerdeki hareketli, renkli yaşam başlamış olacak. Siz, her şeyiyle hazır ve canlı bir yaşamla bütünleşmenin rahatlığını yaşayacaksınız. Mağazalar, kafeler, restoranlar, sinemalar ve eğlence alanlarında hayat tüm hızıyla devam edecek. İstanbul'un yeni alışveriş simgesi haline gelecek olan AVM'si, yaşam alanınızın tam merkezinde yer alacak. Tüm şehir ona ulaşmak isterken size sadece birkaç adım atmak kalacak. Açık ve kapalı yüzme havuzları, spor sahaları, doğal ortamıyla yorgunluğunuzu alacak. Yaşam enerjinizi sürekli yüksek tutacak sosyal alanlar ve spor tesisleri. Tüm aile bireylerinin her türlü ihtiyacını bir arada bulabileceği bir yaşam konforu. Yeniden hayat bulan Sadabat Deresi'nin hayatınızın içinden süzülüşü. 360 derece orman manzarası ve dört tarafı doğayla çevrili bir yaşam. Üstelik bunların hepsini şehrin tam merkezinde bulma ayrıcalığı. Hepsi Vadi İstanbul Park'ta. Vadi İstanbul tüm etaplarıyla sosyal anlamda pek çok alternatif sunuyor. Hem de 3. köprü yolu bağlantısının yanı sıra projeye özel metro istasyonuyla eşi benzeri olmayan bir ulaşım imkanı sunuyor. Yeşiliyle, mavisiyle, mimarisiyle, kalitesiyle daha ilk bakışta herkesi büyüleyen Vadi İstanbul sınırları yeniden çiziyor. Dünya İstanbul'a bir kez daha hayranlıkla bakıyor. Çünkü o İstanbul'u anlatan en güzel İstanbul, Vadi İstanbul. Evet, yaşamaya değer bir proje. Sizler de projeye bekliyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz Artaş Aydınlı ve Üniversite olarak biz bu projeyi gerçekleştiriyoruz.
Aydınlı gruptan Ömer kardeşim yanımda, ortağım. Kendisi de belki bir ifade edilsin. Buyurun Ömer. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Aslında Süleyman Bey her şeyi gayet güzel anlatıyor, nezaket gösterdi. Ben de bir iki çift laf edeyim onun için, hem sizlere selamlamış olayım. Hakikaten bu toplantıların belki üçüncüsü veya dördüncüsü tam hatırlamıyorum. Sizler de süreci yakından takip ettiniz. Bugün son aşaması, üçüncü etabı inşallah sizlerin beğenisine ve duyurusuna sunuyoruz. İnşallah burası tamamlandığında belki artık yaşam başladığında tekrar nihai olarak ne düşünmüştük, ne tasarlamıştık, onu hep beraber değerlendirmek üzere inşallah yine birlikte olmayı arzu ederiz. Hakikaten önemli bir destinasyon diyorum ben, Vadi İstanbul. Tek başına bir proje olmaktan öte, şehrin önemli bir destinasyonu tamamlandıktan sonra çok önemli bir cazibe ve çekim merkezi olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek kentsel dönüşüm projeleri içinde önemli bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Burada konusunun uzmanı, çözüm ortağı arkadaşlarımız var. Onlar gerek alışveriş merkezi, gerek mimari projeyle ilgili zaten belki önemli hususları dile getirecekler. Dolayısıyla ben onlara girmek istemiyorum. Sizlere geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni etabımız hayırlı ve bereketli olur. Evet, teşekkür ederiz Ömer kardeşim. İnvest inşaatında yönetim kurulu başkanı Bahattin kardeşim de bir ifade ederse teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları arkadaşlar ve değerli konuklar, hoş geldiniz. Ben de Süleyman Bey'e ve Ömer Bey'e ilave olarak Vadi İstanbul'la ilgili bir katkıda bulunmak isterim. Vadi İstanbul'da Vadi İstanbul kendi kendi değerlerini oluşturan, kendi dinamikleri olan ve kendi metrosunu, yollarını, alt geçitlerini, üst geçitlerini, çevre yollarını yapan, kendi değerlerini kendi içinde oluşturan bir proje. Vadi İstanbul projesi bittiğinde eminim bu bölgeye ayrı bir değer katacak bir proje olduğuna inanıyorum. Birinci etap lansmana çıktığında biz müşterilerimize yaklaşık %35-40 gibi bir prim taahhüdünde bulunmuştuk veya öngörüde bulunmuştuk. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda da yaklaşık %80-90 gibi bir primleri gördüğümüzde tabii bu projenin, lokasyonun ve insanların bu bölgeye inanmasıyla birlikte ne kadar doğru bir proje üretildiğini, ne kadar iyi bir lokasyonda yer yapıldığını da bir göstergesiydi. Tabii birinci etapın bu başarısıyla birlikte ikinci etapta da aslında iyi bir başarı elde edilmiş. Biraz sonra Ali Bey'in de değineceği gibi aslında İstanbul'da veya Türkiye ortalamalarına baktığımız zaman ofisler genelde bitime yakın satışlar gerçekleşmesine rağmen Vadi İstanbul projesinde inşaat halindeyken %50'leri aşan bir satış ortalaması yakalandı ki bu sanırım Türkiye ortalamasının da üzerinde çok iyi bir başarı. Aynı zamanda daha üçüncü etap bugün lansmanı yapıldığı halde geçmişte aldığımız, bugüne kadar aldığımız talepler, ön talepler, başvurularla birlikte baktığımızda üçüncü etapın da yine birinci etap gibi bir başarı elde edeceğini düşünüyoruz. Bu arada bugüne kadar site yönetiminde ve müşterilerimizden site yönetiminden gördüğümüz kadarıyla da burada oturan müşterilerimiz ve yatırımcılar birinci etaptan gerçekten çok fazla memnunlar. Umarım Vadi İstanbul AVM'yi de açtığımızda yine bu başarıyı elde edeceğiz. Bu vesileyle emeği geçen herkese ve sizlere teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Arsa ortağımız ve diğer arkadaşlarımız da burada. Arsa sahibi temsilcisi olarak da ev yapı, sabun sanayi biliyorsunuz.
Türkiye'mizin gururu olan bir şirket ve bizim her gün sabah kalktığımızda ihtiyacımız olan, ilk başta uyandığımızda ihtiyacımız olan bir şirket. Bu bakımdan Türkiye'mizin yıllardır temiz tutan, hijyenik tutan, yüzümüze hiç değilse sabah tıraştan sonra bir krem sürdüğümüz ve güzelleştiğimiz, ben çok zaman bakıyorum arkasında hangi marka olursa, tabii ev yap olduğu zaman daha çok seviniyorum. Çünkü yerli bir üretimin gurur veriyor bana ve her zaman için teşekkür ediyoruz. Tabii ev yap sabun sanayi yönetim kurulu başkanımız Mehmet Bey kardeşim de size arsa sahipleri temsilcisi olarak, eğer diğer arsa sahiplerimiz de uygun görürse, Mehmet Bey'in bu konuda düşüncelerini almak istiyoruz. Teşekkür ederim. Süleyman abi, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir sonraki Arko reklamına sen çıkıyorsun. Böyle güzel konuştun, böyle güzel bir markayı kullanıyorsun. Bir sonraki reklamda sen varsın. Yalnız bedava. Para istemek yok. Sen bize bir krem gönder. Peki abi. Kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Soğuk geçen kışta özlediğimiz tarzda bir güneşli İstanbul sabahında sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Bu sizlerle üçüncü beraberliğimiz, üçüncü etabın lansmanını yapıyoruz. Bu sefer ben sizlere hem Evyap grubu adına hem de bu projede bizlerle beraber olan diğer kıymetli arsa sahipleri adına hitap ediyorum. İlk evvela katılımınız için, bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca aynı şekilde ilk iki etaba haberlerinizle, ilgilerinizle, gösterdiğiniz destek için de sizlere bir kere daha teşekkür ederim. Şimdi Süleyman abinin söylediği gibi bizim işimiz sabun, tıraş, bebek bezi. Dolayısıyla inşaat işi, development işi çok iyi bildiğimiz bir iş değil. Fakat bu projenin ilk iki etabına baktığım zaman şunu görüyorum. Bu iki etabın başarıyla ilerlediğini, birinci etabın satışları dahil tamamlandığını, ikincisinin çok başarıyla ilerlediğini görüyorum. Burada biz baktığımız zaman şunu görüyoruz. İyi proje, iyi takım, iyi uygulama ve doğru fiyat politikasıyla işlerin gayet iyi gittiğini, projenin gayet başarılı gittiğini görüyoruz. Zaten Ayaz Ağa Vadisi daha evvel de söylediğim gibi son derece uğurlu ve bereketli bir bölge. Biz 40 yıl Ayaz Ağa Vadisi'nde keyifle çalıştık. Güzel şeyler, güzel ürünler ürettik. Bu ürünleri hem Türkiye'deki hem dünyadaki müşterilerimizin, tüketicilerimizin beğenisine sunduk. İnşallah inancım o ki bundan sonra Ayaz Ağa Vadisi'nde Vadi İstanbul'da devam edecek olan hayat en güzel şekilde devam eder ve aynen bizden sonra vadide de yer alacak olan aileler, işletmeler aynı başarıyı, aynı uğuru, bereketi devam ettirirler. Bir kere daha hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de teşekkür ediyoruz Mehmet Bey, sağ olasın. Sen aynı zamanda dünyaya üretim yapıyorsun, bize değil, sadece Türkiye değil. O bakımdan her zaman gururumuzsunuz. Türkiye'nin varlığı olan şirketlerdir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi bizim bu projemizin içerisinde biliyorsunuz bir alışveriş merkezi var. Bu alışveriş merkezinin de kiralama ve idari yönetim organizasyonunda Avi Alkaş JLL grubu yapıyor. Avi Bey, siz de bizim bu alışveriş merkeziyle ilgili bir anlatırsanız teşekkür ederim. Memnuniyetle Süleyman Bey, değerli basın mensupları, değerli ortaklar, kıymetli yatırımcılar. Bizim için çok heyecan verici bir projede daha bulunmaktan ötürü gerçekten gururluyuz. Bu heyecanımızın aslında bir sebebi başta Süleyman Bey'den başlıyor. Çünkü biz Süleyman Bey'le 95 senesinde Karusel'de başlayan tanışıklığımızı şükürler olsun her projelerinde birlikte hizmet imkanı bularak beraber ortaya güzel eser koyarak ki o Karusel projesini inşa ederken Ömer Faruk Bey kardeşim belki daha iş hayatına yeni giriyordu o zamanlar.
sevgili Mustafa Kavurmacı'yla biz karuselde dükkan kiralıyorduk. Şimdi onları da perakendinin yanı sıra son dönemlerde gerçekleştirdikleri değerli yatırımlarla gayrimenkul sahasında gördüğümüz gibi Bahattin Bey gibi bir kardeşimizi daha bu vesileyle tanımış olmaktan biz de kıvançlıyız. Tabii sevgili Mehmet Eryap'ın da bahsettiği gibi takım olmak bu işte çok önemli. Bu takımın başarısındaki belki de burada en önemli isimsiz kahramanlardan biri de sevgili Bekir Kılıç. Çünkü değerli arsa sahiplerini bu çok önemli. Kentin hani İngilizce tabirle kahverengi bölgesi diye bilinen sanayi bölgesinden bir yaşam, bir ticaret, bir çalışma alanına dönüşmesinde Bekir Kılıç'ın belki de ülkeye örnek olması gereken gerçekten başarılı girişimini de kutlamak lazım. Çünkü sanayiden, sanayi arsalarından farklı bir kullanıma giderken ben burada Profesör Önder Küçükerman'ı anmadan onun kitabında bahsettiği İstanbul'un 7 tepesinin 7 alışveriş bölgesine değinmeden geçemeyeceğim. Bunu zaman zaman kullanıyorum. Bazı değerli basın mensubu arkadaşlarım da bunu biliyordur. Bilirsiniz aslında İstanbul'un ilk çarşısı Servet'in çarşısı. Yani Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı'da 1461'de Fatih Sultan Mehmet döneminde inşaatına başlanan ve o günden bugüne kadar hala ayakta durup hizmet verip de dünyadaki en eski alışveriş merkezinden biri olan Kapalı Çarşı'da herhangi bir anda 2200 ton altın bulunduğu için orası bir anlamda Servet'in Çarşısı olarak da görülebildi. Servet'in Çarşısı'ndan 10 dakika kadar yürürseniz aşağı inerseniz 2. tarihi 1700'lerde inşa edilmiş olan Mısır çarşısına geliyoruz ki Yeni Cami'nin önündeki Lezzet'in çarşısı, Türkiye'nin hatta dünyanın birçok bölgesinden gelen lezzetler orada sunumda ve akabinde Galata Köprüsü'nü geçip de sola kıvrıldığınızda Türkiye'nin ilk sanayi çarşısı. Sanayi çarşısı bütün hırdavat, el aletleri, bütün imalatlarda kullanılan aletlerden sonra hafif bir yokuş yapıp yukarıya tünele geldiğimiz zaman tünelle Taksim arası da yıllarca Moda'nın çarşısı olarak hizmet vermiş, dördüncü çarşı olarak. Oradan Taksim Meydanı Harbi arasına geldiğimiz zaman Cumhuriyet'in çarşısına bir uğradıktan ve Nişantaşı ile Şişli arasında günümüzce, bu Avrupa yakası için bahsediyorum tabii ki bu oluşumu. Oradan da Şişli Cevahir ile İstinye Park arasına modernitenin geleceğin çarşısına gelirsiniz. Tabii bunca tepenin arasına önemli bir vadi lazımdı. Ve dolayısıyla da değerli yatırımcılar bize de bu projenin isim babası olma onurunu bahşettiler. İstanbul'un vadisini Vadi İstanbul olarak hizmete sunarken çok da başarılı bir örnekle öncesinde yaşamı başlatarak, öncesinde bini bulan sayıdaki yerleşim alanını ki bunun jüride kavgalarını yaparken sevgili mimar kardeşimle orada biraz sistemlerine maruz kalmıştık. Gerçekten de bir ağaç kesmeden kahverengi bölgenin Bu Türkiye'nin şu anda içinden geçmekte olduğu kentsel dönüşümüne çok güzel bir kentsel yenilenme merkezi olarak toplu ulaşım sorununu da çözerek buraya ulaşımın, erişimin gerek yollarla gerek havarayla ulaşımı sağlanması bizim de esas faaliyet konumuz olan alışveriş merkezleri ve ticari binalar, ofisler, oteller konularında hizmet vermemiz için çok müthiş bir mekan sağladı bize. Bundan da hızımızı alamayarak ikinci kısımda beraber paylaşmış olduğumuz gibi bulvar kısmında, Vadi İstanbul'un bulvar kısmında Türkiye'nin gelmekte olduğu, eriştiği dördüncü nesil alışveriş merkezlerinin iyi bir örneği olarak caddeleşen alışveriş merkezine açık alanıyla, kapalı kısmıyla iyi bir kurgu yapmaya çalıştık sevgili mimar kardeşim Murat Kader ekibiyle ve diğer ilgili çözüm ortağı arkadaşlarımızla. Dolayısıyla da bu oluşumdan hızımızı alamadık. Gördüğümüz rağbet üzerine üçüncü park kısmından da kendimize de bir miktar hem alışverişle ilgili daha büyük birimlerin hem de ofislerden de bir kısım almak suretiyle bu projedeki 76 binlerde olan toplam ticari alışveriş merkezi için kullanılacak alanı 103 bin metrekareye çıkarabildik. Dolayısıyla bu Yeditepe'nin 7 alışveriş bölgesine çok çok önemli bir Vadi İstanbul projesi katkısıyla kentin gündelik yaşamına,
günlük ticaret birimlerinde çalışanlara sağlayacağı öğle yemeği saatlerindeki hareketliliği, aynı zamanda önünden akacak olan derenin de sağlayacağı tenezzüh imkanları, oradaki boş vakitleri hoşça geçirebilmek adına oradaki kurgular sayesinde toplam alanın %24'e ulaşan kısmını yeme içme birimleri yapmak suretiyle de insanlarımızın çocuklarıyla, çocuklarıyla, aileleriyle hep birlikte güzel vakitler geçireceği, güzel anılar oluşturacağı, iş ve ev yaşamlarının dışındaki üçüncü zamanlarını da keyiflice geçirecekleri, bu sayede ihtiyaçlarını en az zamanda en uygun şekilde giderebildikleri, zengin çeşitlerin olduğu 275 mağazada farklı boyutlarda, farklı ölçeklerdeki birimlerle yukarıdaki ticari faaliyetin de aşağıdan destekleneceği bir kurguya dönüştürmeye muvaffak olduk. Çok heyecanlıyız. Bu yıl sonuna alışveriş merkezi kısmını hayırlısıyla yetiştirmek için olanca gayretimizde şu anda toplam kiralanabilir alanın, bu bizim bulvar kısmındaki toplam kiralanabilir alanın %70'i aşan kısmına, %72'lerdeki oranına erişmiş durumdayız. Dolayısıyla son hızla tamamlamaya geçip bu üçüncü fazdaki bulvar kısmındaki mağazaların da bir parkla birbirine bağlandığı, birbirine geçiş verdiği, bunun için muhtelif seyahatlerimiz oldu. Yurt dışına gidip birçok inceleme gezilerini yapma fırsatını yakaladık. Dolayısıyla Türkiye için yine farklı, yine önder, yine yeniyi çağrıştıran, anlatan güzel bir projeyle huzurunuzda olacağımız için biz de çok kıvanç duyuyoruz. Bize de bu fırsatı verdikleri için değerli yatırımcılara da ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz Ali Bey. Biliyorsunuz Ali Bey, Türkiye'mizin gururu olan bir şirkettir. Bütün Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin alışveriş merkezlerinin shopmix'ini yapmak ve bunlara kiracı temin etmek, yurt dışından ve yurt içindeki markaları marka haline getirerek alışveriş merkezlerini renkli hale getiren bir arkadaşımız ve kardeşimizdir. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Değerli basın mensupları, daha önce de sizinle bu Cendere Vadisi'ni görüşmüştük. Zaman zaman da anlattık biz Cendere Vadisi nasıl doğdu, nereden geldi, nasıl bir yerdir. Çünkü bu Cendere Vadisi'nin planlanması 1 milyon 900 bin metrekaredir. Bu Cendere Vadisi'nde 1 milyon 900 bin metrekare içerisinde bizim şu anda 3 etapta başladığımız yer 424 bin metrekaresidir. Ve bunun bir kısmı şu anda Kağıthane'de kalıyor, bir kısmı Sarıyer Belediyesi'ne geçti. Daha önce Şişli'ydi, sonra Sarıyer oldu. O bakımdan buranın planlanması yaklaşık bundan 7 yıl önce başladı. Bu planlanma çok kolay bir şey değil. Yani üniversitelerden alınan raporlarla, üniversitelerle işbirliğiyle birlikte oldu. Bu planlanmanın orada bir dernek kuruldu, bütün arsa sahipleri ve bu derneğin de temsilciliğini ve yönetimini ve başkanlığını da yöneticileri ve başkanı da Bekir Bey kardeşim. Bekir Bey yaklaşık 25 yıldan beri Cendere Vadisi'nde yaşayan ve Elyap'ın eski yöneticisi ve genel müdürü idi bir dönem. Sonra emekli olduktan sonra sağ olsun bu bölgenin planlanması için elinden gelen büyük emek, büyük gayret sarf etti. Bekir Bey, sen de bir ifadede bulundun. Arkadaşlar günaydın. Önemli bir Anadolu sözü var. Marifet iltifata tabidir derler. O kadar çok iltifat var ki bu marifetler herhalde kesmez bunu. Daha çok eser yapmamız lazım. Daha çok olumlu şeyler ortaya çıkarmamız lazım. Bölgeyle ilgili söylenmedik ne var derseniz, evet, bu proje belki uzlaşma yönetim adına gösterilecek en büyük örneklerden bir tanesi. Zannediyorum ki Türkiye'deki en büyük sanayi şirketlerinin 100'ün içerisinde 15-16 tanesinin bu bölgede arsası olan, 300'ün üzerinde sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği, bir uçtan bir uca 13,5 kilometrelik bir alan burası. 2007 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin üst ölçekli planlarında sanayinin desantralizasyonu öngörülmüş bu bölge için. Sonrasında bu bölge eğitimde için teknoloji alanı olarak ilan edildi. Fakat işte bugün hepiniz en iyi sizler biliyorsunuz. Türkiye'nin birçok yerinde bu plan kararları alınıyor ama uygulaması biraz zor oluyor. Yıllara yayılıyor. İşte Kartal örneğini söyleyebiliriz, Fikirtepe örneğini söyleyebiliriz, Dragos'u söyleyebiliriz. Bunlar 10 yıllardır uğraşılan üzerinde ama sonuç almayan bir proje alanları.
Buradaki başarı belki bölgedeki büyük şirketlerin, kurumsal şirketlerin olması, o şirketlerin iyi eller tarafından yönetiliyor olması ve insanların neyin sahibi olduğunu iyi analiz etmesiyle belki orantılı. Ben hiç unutmuyorum, 1988'in sonunda Mehmet Bey'in dedesiyle çalışmaya başladığımda, aslında emekli değilim Süleyman abi, beni bir an önce out etmek istiyor ama tabii daha çok yapacak işiniz var. Mehmet Bey'in dedesi, Mehmet Fuat Bey çok ilk gün bana bir şeyi söyledi, çok güzel, özel bir sözdü. Akıllı tüccarın en büyük kurnazlığı dürüstlüktür demişti. Değil mi? Çok özel bir söz. Yani baktığınız zaman akıllı tüccarsan, kurnaz olacaksan dürüst olman lazım. Şimdi buradaki şirketlerin çoğu büyük şirketler. İşte bizler varız. Eczacıbaşı var, Demirkol var, Demtor var, Topçiftçi ailesi var. Bu bölgenin çok eskisi. Cender ailesi var, soyadını o bölgeden alan. Yani bunlar 1930'lu yıllardan beri o bölgede sanayiyle, tarımla uğraşan insanlar. Biz bunların hepsini topladığımız zaman dedik ki arkadaşlar, biz öyle bir duruş sergilemeliyiz ki ya Sayın Belediye, Sayın Bakanlık, Sayın Mimarlar Odası, Sayın İlçe Belediyesi, biz öyle bir şey yapın ki yaptığınız her şey bize para kazandırsın olmasın. Biz kenti düşünelim, geleceğin nesilleri düşünelim, coğrafyayı düşünelim, mesleki ilkeleri düşünelim, yönetmelikleri, kanunları düşünelim ve öyle bir duruşla karşılığına çıkalım ki ya sen Bekir böyle bir şey diyorsun ama arkadaş bu para kokuyor denmesin. Ya bu mesleki ilkelerine uyuyor densin, bugünün şartlarına uyuyor densin, dünyadaki kabul edilmiş kriterlere uyuyor densin. Ve sonuçta arkadaşlar geldiğimiz noktada önce sizden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bölgeyle ilgili yaptığımız işleri bazen yanlış anlatabiliyoruz ama hepiniz çok iyi analiz ettiniz. Bir tek çalıştığınız kurumdan bu bölgeyle ilgili kötü bir haber duymadık, okumadık. Birincisi böyle bir şey. Yani 2009'dan beri çalışıyoruz. Böyle bir şey hiç yaşamadık. İlk kez Mimarlar Odası Büyükşehir Belediyesi'nde bu bölgede yaptığınız çalışmadan dolayı katılımcı planlama ilkesine riayet ettiniz, size teşekkür ediyoruz. Bak doğru iş yaparsanız alkışlarız dediler. Bu da önemli bir şey. Yani arada zaman zaman karşı karşıya gelen kurumların işte böyle birbirlerine teşekkür ettiler diyor. Sonra 3 ayrı ilçe belediyesiyle çalıştık. Çoğu zaman ayrı partilerin, ayrı kurumsal yapıların çalışanları bu projede el birliği ettiler. İlk başta biz sanayiciler, arsa sahipleri ya bu bölge için 1.2 emsal çok düşük bir emsal. Etrafta herkes 2-2.5 emsal konuşuluyor iken işte böyle iyi müteahhitlerin elinde 1.2 emsalle 2-2.5 emsalden arsa sahiplerinin daha çok kazanacağını da göstermiş olduk. Bir de böyle bir uygulama ortaya çıkmış oldu. Bugün geldiğimiz noktada ben tekrar bütün arsa sahibi arkadaşların hepsine huzurunda çok teşekkür ediyorum. Hiçbir gün hiçbiri kurumsal yapıyı, Kayader'i aşıp bir belediyeye, bir bakanlığa, bir başka kişinin kapısını çalmadılar. Belediyenin kapısında böylece kuyruklar oluşmadı ya da lobi yapmadılar. İşte bugün ortada çok güzel bir eser var. Sizlere hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten marifet sahibini sizlere alkışlamazsanız, sizlere iyi anlatmazsanız bu eserden kimse haberdar olmuyor. O yüzden arkadaşlar mikrofon önündeyken hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ülkenin başarıya ihtiyacı var. Hele bugünlerde hepimizin gülen yüzlere, iyi üretilmiş eserlere, iyi emeğe ihtiyacı var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Süleyman abi sana çok teşekkür ediyorum. Abi abi seni çok yürekten alkışlıyorum. Hakikaten. Yani Las Vegas'ta gezip bir alışveriş merkezinde insanın tanıdığının çıkması, oradan çıkıp bir başka yerde davet alması, dünyaca tanınıyor olmak çok güzel bir şey. Murat Kader Bey'i asla es geçemeyeceğim. Çok özel çalışmalar yaptı. Çok güzel eserler ortaya çıktı. İşte bugün birinci etapta 1111 oturanımız var. Sıfır şikayet, sıfır dava, herkes mutlu. Yarısına yakını, eşine, dostuna, Mina Hanım'a biz buradan tekrar alışveriş yapmak istiyoruz diyor ise arkadaşlar bu sadece para adına yapılan bir iş olmadığını ortaya koyuyor. Burada iyi bir eser var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şimdi değerli basın mensubu arkadaşlar, bu projemizin, 3 etap projemizin mimarı olan iki dizayn grup, Murat Kader kardeşim, bu projeyle ilgili son 3. etapla ilgili bir takım veriler, sayıları kendisinden rica ediyoruz. Teşekkürler. Değerli Vadi İstanbul dostları, 3. ve son etapın konuşmasını yapmak istiyor. İnşallah diğer etapları da yaparız diye düşünüyorum. Sizlerle
iki önemli buluşmada bir araya geldik. Kentsel dönüşüm zirvelerinin biri Adana'daydı, biri Bursa'daydı. Orada kentsel dönüşüm nasıl olmalı, şehirlerimiz nasıl dönüşmeli konuşmalarında benim yaptığım bir saptama vardı. Bana göre kentsel dönüşüm kentli ve kentlinin kaybetmiş olduğu alanların ve artık fonksiyonunun şehir dışına çıkması gereken alanların şehre kazandırılmasıdır diye çok basit bir cümle ile açıklama getirmiştim. İşte bunların en önemlilerinden birisi Vadi İstanbul projesi diye de hep örnek veriyorum. 5 yıldır bir projede çalışıyoruz. Sizlerle birlikte adım adım ilerliyoruz. 5 yıl önce tam olgunlaşma safhamızdayken değerli Vadi İstanbul yatırımcıları bize daha büyük bir kanat taktılar, uçmamıza vesile oldular. Biz de o vesileyle onların da verdiği bu güçle 214 toplantı yaparaktan bugünlere getirdik Vadi İstanbul'u. Birinci etapımızda çok heyecanlıydık. Çünkü yılda 28 bin markalı proje biliyorsunuz markete arz olunuyor. Ve yine TÜİK verilerine göre bu markalı projelerin satışının tamamlanması 6,5-7 yıl ortalamaya sahip. Biz birinci etapımızı 18 ay içerisinde %90 sayılarında satınca biz sadece kendi projemizin metni ve kendi projemizin onuruyla değil son kullanıcıyla da aslında şereflendirildiğimizi sizlerle paylaşmıştık. İkinci etapımız ise büyük bir çalışma alanı. Şu an en önemli iş merkezleri Büyükdere Caddesi ve Maslak'ın en büyük alternatifi. İkisinin toplamının %50'sine hitap eden metrekare büyüklük Vadi İstanbul'da var. 300 bin metrekarelik bir ofis alanı, 105 bin metrekarelik bir ticari alan, yaklaşık 35 bin nüfusun yaşayacağı bir alandan bahsediyoruz. Tabii biz hep projeyi ve şehre nasıl bir yapı kazandırdığımızı, az yoğunlukla quality ile neler yapılabileceğini anlatıyoruz. Şehirlinin neler kazandığına da birazcık değinmek istiyorum. Abi abimin de dediği gibi bir ağaç kesmeden 453 bin metrekarelik alanda bir projeyi gerçekleştirdik. Daha önce etrafı çitlenmiş ve şehirlinin ulaşamadığı bir alan idi. Yani şehrin yeşile ulaşmasındaki önemli bir dar boğazdı. Şimdi biz o çitleri kaldırdık. Bu 453 bin metrekarelik arazinin 351 bin metrekaresini kamunun kullanımındaki yeşil rekreasyon ve park alanı yaptık. İşte şehirlinin ve şehrin kazanımını aslında simgeleyen verilerden birisi bu. 13,5 kilometrelik bir hattın ortasında yer alan Cendere yine büyüklüğüyle de bu 13,5 kilometrenin en büyük arsa alanına sahip. Ben projenin başarılarını artık anlatmayacağım. Çünkü artık hem TÜİK verileriyle hem de sizlerle birlikte bunları yaşıyoruz. Ama projeye bizlere göstermiş olduğunuz ilgi, sevgi, dostluk için çok çok teşekkür ediyoruz. Yatırımcılarıma yurt dışında iki tane önemli ödülü alıp Türkiye'ye getirmemde vesile oldukları için Vadi İstanbul'un uluslararası başarılı bir proje olmada ödülünü bize taktırdıkları için, bize bu sorumluluğu verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni projelerde sizlerle birlikte bu kahvaltıları, sohbetleri yaparız. Bekir abimin de söylemiş olduğu gibi ülkenin her zaman pozitif enerjiye ve iyi örneklere ihtiyacı var. Sizlerden özel ricamız, biliyorum namusait olan ya da uygun olmayan örnekler daha fazla herhalde ülkemize reyting alıyor. Olumsuz dönüşüm projeleri daha fazla okunuyor. Ama ülkenin morale çok ihtiyacı var. Bu projemiz en iyi ve en büyük kentsel dönüşüm projesi bu alanda aslında verilen altyapısıyla, üst yapısıyla ve ticari başarısıyla. Ben bir kere daha geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yatırımcılarımıza da Allah yollarını açık etsin, hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. İyi sabahlar diliyorum. Evet, teşekkür ederiz Murat Bey'e de. Başarılarının devamını diliyoruz. Türkiye'mizin böyle gurur verdiği, böyle mimari ofislerin çoğalması inşaat şirketlerimiz için de çok faydalı oluyor. Çok güzel. Yurt dışında yaptırdığımız daha önceki projeleri şu son geçtiğimiz 10 yıldan beri Türkiye'mizde büyük kalabalık mimari ofisler oluşmaya başladı. Bunlar da çok güzel bir kazanım haline geldi. Mimari ofislerin de katkısına teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlar, bugünkü kahvaltımızda hoş geldiniz.
Şimdi sizlerden soruları olan varsa sorularını alalım. Evet. Uğurcan Tokay, emlaktasondakika.com. Şunu sormak istiyorum. İlk etapta %80-90 oranında prim yapıldığı belirtildi. Son etapta Süleyman Bey, böyle bir prim öngörünüz var mı? Park etapının tamamlandığında ne kadarlık bir prim yapmasını bekliyorsunuz? Bir de Mehmet Bey, size bir sorum olacak. Soyadınızda siz sabun sanayi alanında faaliyet gösteriyorsunuz ama soyadınızda bir gayrimenkule çekim var. Ev yap. Buradayım bu arada. Bu taraftayım. Mevcut elinizde, portföyünüzde bir gayrimenkul stoğu var mı? Bir asıl stoğunuz var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Vadi İstanbul benzeri projelerde sizi görebilir miyiz? Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Biz genelde yaptığımız diğer projelerimizde de, sizlerle yaptığımız basın toplantılarında da biz fiyatlarımızın lansmanda çıkış fiyatları ve sonunda ne kadar prim yapabilir bunun tahminini yapıyoruz. Ve genelde %100 biz bu tahmini tutturuyoruz. Şimdi birinci etapta ilk başladığımızda 5400 liradan başladık. Bugün birinci etapta 10.000 TL'ye daire arayan var ama daire yok. Üçüncü etapta konut var. Üçüncü etapta şu anda başladığımız konutlar içerisinde ortalama fiyatı 9.000 TL. Bittiği zaman 2017 7. ayda, yani şu önümüzdeki 17 ay içerisinde teslim etmeyi de düşünüyoruz ve planlıyoruz ona göre. Çünkü ben genelde teslimleri Temmuz ayına denk getiriyorum. Çünkü çocukların okulunun kapanması ve açılması yaz döneminde insanlar ev değişikliği yapabilirler. Çünkü okul değişiklikleri de ancak o dönemlerde olabilir diye düşünerek hep 7. ayda teslimleri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim bu 3. etaptaki çıkışımız ve son bitişimiz 12.500 lira olacak metrekaresi. Yani yaklaşık %35 civarında bir prim yapacağı kanaatindeyiz. Tabii hiçbir zaman biz bunu taahhüt demedik. O bakımdan böyle bir taahhüt söylemiyoruz ama genelde biz bunu tutturuyoruz. O bakımdan ben %35 civarında bir prim yapacağı kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Ben de Evyap'ın bu alandaki faaliyetleriyle ilgili soruya cevap vereyim. Şimdi bizim soyadımız kaderin cilvesi diyeyim. O bir tesadüfle oluşmuş bir soyadı. Dolayısıyla biz sanayiciyiz. Biz sanayiciyiz. Kazandığımız parayı, sanayiden kazandığımız parayı sanayiye yatırıyoruz. Evyap ailesi, Evyap grubu üretimden gelen heyecanla, üretimden gelen aşkla, marka geliştirmekten, marka büyütmekten gelen aşkla beslenen, onunla yaşayan bir grup. Biz tabii ki sizi de şöyle anlıyorum. Bu kadar büyük bir arazi bir sanayi, bir sabun üretimi için nasıl olmuş diye. Hakikaten bu yatırım mantığıyla değil, bu sanayiye, sabunculuğa, sanayiciliğe duyulan aşkla oluşmuş bir alan. O mesleği daha iyi yapacağız diye, daha büyük yapacağız diye, 10 sene, 20 sene sonranın tesislerini bugünden hazırlayacağız diye büyüklerimin geniş vizyonlu, büyük düşünmesi sonucu hep ihtiyacın biraz ötesinde alan alarak, biraz ötesinde yapılar ortaya çıkararak gelmiş bir şey. Dolayısıyla bizim bir arsa stokumuz yok. Bir arsa stokumuz yok. Biz sanayiciyiz. Sanayiden kazandığımızı markalarımıza ve sanayiye yatırıyoruz. Böyle. Tabii Tuzla, yeni fabrikamız Tuzla Organize Dev Sanayi Bölgesi'nde. Bilemiyorum orada böyle bir şey ne zaman olur onu bilemiyorum. Malezya'da doğru Süleyman abinin söylediği gibi yeni fabrikalarımız Tuzla ve Malezya'da. Onlarda bir vadi potansiyeli oluşana kadar bizi bu sektörde tabii nasip kısmet belli olmaz ama görmemeniz daha ağırlıklı ihtimal.
Evet. Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Sinem Öztürk İncel Proje... Buradayım. Evet. Merhaba. Sinem Öztürk İncel Proje Bilgileri.com. Vaat İstanbul Park için bir süredir ön talep topluyorsunuz. Ön talep aşamanız nasıl geçti? Ne kadarını sattınız projenin? Yine etabınızın. Ayrıca projeye yatırımcı, yabancı yatırımcı farklı bir şekilde çekmiştiniz bulvar etabında. Dünyaca ünlü Sokar adlı firmayı projeden, Türkiye ofisinin projenize taşıdı. Bu yeni etabımızda da böyle bir işbirliği olacak mı? Bunu merak ediyorum. Evet, şimdi bizim şu anda üçüncü etapta projemizin sizinle bugün lansmanını yapıyoruz. Ama bize daha önce müracaat etmiş, internetimize müracaat etmiş ve birinci etaptan konut alan vatandaşlarımıza ve müşterilerimize yaklaşık şu anda